Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün size Osman'ı anlatacağım. Osman kimdir, nedir, nerede tanıştık, nasıl ilerledik, işte hayatımda nerededir, nasıl bir yer etmiştir gibi şeylerin üstünden geçeceğiz. Gizemli bir kişilik. Neyse, ama buna girmeden önce Bıldırcık hurmalarla ilgili bölüm konusunda çok yakın bir dostumdan, ki kendisinin hala dost olduğuna da çok emin değilim şu an, bir mesaj geldi bana. Diyor ki, senin küfür edemediğini biliyoruz. Bunu çeşitli böyle yok Rütük varmış gibi bilmem neymiş, yok kanalımın seviyesi falanmış gibi göstermeye çalışma. Çok göze batıyor, beceremiyorsun, kendini saklayamıyorsun, yutmazlar gibi böyle. İşte nasıl desem, az önce söyledim, çok ergen bir mesaj. Tamam, evet, yani ben küfredemiyorum ama beceri anlamında değil, etmiyorum. Öğrenmemişim zaten bugüne kadar, bu yaştan sonra da öğrenecek şeyim yok. Kimi zaman yeri geliyor, yani hani böyle bir şey oluyor. Diyorum ki kesin ya buraya böyle cuk diye oturacak bir şey vardır ama şey yapamıyorum, yani hani bulamıyorum. Arkasında da şey eklemiş mesajına, hatırlarsan bir gün bilmem ne olmuştu, böyle uzun uzun yazmış. Ben sana demiştim ki bak işte buraya şu çok yakışır, bence söylersen çok rahatlarsın falan filan. Ben de demişim ki bak şimdi ben öyle ağır bir şey söyleyeceğim ki yani bayağı bir yerine oturacak. Durmuşum ve şey demişim, gerizekalı. Küfür de son nokta. Neyse. Evet, ben bununla yani barışık bir insanım zaten, yani hani beceriksizlik, yeteneksizlik de olsa okeydir. Bence temiz ve tercih edilesi bir şey. Mesajın sonuna da demiş ki bıldırcık hurmaları bir daha çek, o cümleyi tamamla, ne istiyorsan vereyim. İşte ergen derken bunu kastetmeye çalışmıştım. Böyle bir ortaya çekmeli, işte polemiğe sokmalı, gaza getirmeli bir şey. Tabii ki ben dünyanın en sakin ve en ayakları yere basan, topraklanmış insanlarından biri olduğum için kesinlikle bu oyuna gelmeyeceğim. Ayrıca senin vereceğin şeylere de ihtiyacım yok diyerek konumuza dönüyorum. Konuya da girmeden önce yine ben bir arka planı yapayım hemen, dekor yapayım. Efendim, neredeyim? Teşvikiye'deyim. Çok sevdiğim ve böyle bir takip ettiğim bir eğitim var. Bir sene önceden ayarlamışım her şeyi, gününü bilmem nesini falan. Hocalar Kanada'dan geliyor. Süper her şey. Ve onun ilk modülü. Ama yani aylar önceden her şey ayarlanmış olsa da günü gelince benim hayatımda büyük bir problem var. Daha doğrusu dışarıdan bakan için hiçbir şey yok ama ben böyle bir şey beni çok zorluyor. Etrafında dolanıyorum. Birini dinlerken konsantre olamıyorum çünkü aklımda o konu var. İşte bir iş yaparken peki o ne olacak diye bulutlar beliriyor diyerek bu şekilde eğitime gittim ben. Ve neyse ki hani bir şeyin içine girince akar gider. Bir de kendime sürekli şunu hatırlatıyorum. Sen bunun için çok bekledin, uğraştın. Emek harcadın, zaman harcadın, para harcadın, adamlar kalktı, Kanada'dan uçtular, geldiler, karşındalar, bunu bu fırsatı değerlendir diye. Ve çıkışında da yani kendimi garantiye almak için muhtemelen Duygu'ya mesaj atıyorum, yani hani daha doğrusu gündüzden, yani akşam buluşalım çok önemli falan. Ve çıktık, buluştuk yine Teşvikiye'de, çok sevdiğimiz bir yerde. Oranın da böyle büyük uzun bir masası vardır, o masanın ucunda her zamanki yerimizde oturduk. Ben başladım anlatmaya. Bu arada Duygu benim çok sevdiğim, çok güvendiğim dostlarımdan biridir. Biz onunla nerede tanıştık? Ben bankada çalışırken, yani kurumsal hayatta yani tanıştık. Ve sonradan böyle çok yakın bir dostluğa döndü. Onun da bir alt hikayesi. Aslında ilk gün işe başladım. Beni işte herkesle tanıştıran arkadaşım, herkesin odasına giriyoruz çıkıyoruz falan. Duygu'nun odasına girmeden önce dedi ki ya dedi, çok iyi, çok düzgün bir yöneticidir, şöyledir, böyledir ama mesafelidir. Eğer senle yani böyle bir soğuk davranırsa falan üzülme. Yani seninle ilgisi yok ama çok iyidir, çok sağlamdır diyerek böyle bir referans verdi. Ben içeri girdim, Duygu ayağa kalktı ve işte ben de seni bekliyordum dedi ve her şey koptu gitti. Meğer zaten çok yakın arkadaşımız Sayın Özer Koç, Duygu'ya oraya biri geliyor, lütfen
işte gözün üstünde olsun, sana emanet falan gibi bir referans yollamış. Ve Duygu beni ilk gün öyle aldı, öyle de gitti. Hayatımızda böyle ilişkimiz güzel bir şekilde akmaya başladı. Bu bakımdan Sayın Koç'a teşekkürlerimi iletiyorum ve müthiş bir yani şey gözlem. Demişti ki siz onunla çok iyi olursunuz, gerçekten olduk. Bunun devamını bekliyorum Sayın Koç. Neyse şimdi Duygu'nun kim olduğunu uzun uzun anlattıktan sonra biz Duygu'yla o masada buluştuk. Ben dedim ki bu arada her lafa girişimde bu konuyu, çünkü biz iş yerinde de falan çok konuşmuşuz. Kahve molalarında konuşmuşuz, iş çıkışı konuşmuşuz, işe başlamadan önce konuşmuşuz. Böyle yani resmen artık hani ona anlatıyorum diye çok da yaymamaya da çalışıyorum. Çünkü yayarsam hem kendimde hem etrafımda çok yer edinecek. Ben habire bu konuyu Duygu'yla konuşuyorum. Ve her bu konuyu açışımda diyorum ki ay biliyorum çok sıkıldın ama konunun da adı bile uzun yani. Neyse o masada ben bunun etrafına dönüp dururken şey dedim, ya dedim ya bunu bir kısaltma bulmamız lazım. Ya bu konu böyle her konuştuğumuzda orasını burasını, biz buna Osman desek olur mu dedim. Olur dedi, çok iyi olur dedi. Biz artık o dakikadan sonra Osman aşağı Osman yukarı, Osman konusunda ne yapacağım, Osman'la ne yapacağım, bu Osman'dan ayrılmak mümkün değil mi, işte Osman'ın kafasına bir şeyle mi indirsem gibi gibi, hem biraz eğlenceli geyik hem de gerçekten sonradan bana çok yardımcı olacak bir şeyin ilk adımını atmış olduk. Yine bu ilk modül eğitim sürerken biz yine böyle akşamları Duygu'yla buluşuyoruz. Ben ona şey dedim, madem dedim bu Osman'ı ben adını da koydum. Bir şeyin adını koyunca çok rahat etmez miyiz? Ederiz. O zaman şey yapayım dedim, ben bunun bir kişiliğini çıkarayım. Osman nasıl bir tip yahu? Böyle çıkardım, yazdım. 1- Osman yapışkan, ısrarcı, hadsiz. Hatta böyle bir hayal oluştu bende, böyle bir haddini bildireceğim. Zaten hepsini böyle toplayacağım, haddini bildirileceklerin. Üniversitelere teklifte bulunacağım. Bir böyle haddoloji bölümü açacağız. Oraya gelen herkesin haddi bildirilecek gibi şeylere gidiyorum. Neyse ama böyle saydım olumsuz özelliklerini. Peki ben bunu nasıl kullanabilirim? Tamam, iğrenç bir tip Osman. Yani ay çok kötü. Sonra dedim ki, ya ben de şöyle bir şey uyandırdı. Benim yıllar önce bir tane teriyer köpeğim vardı. Yani şöyle minicik bir top kadar bir köpek ama bütün mahalleyi, siteyi ayağa kaldırıyor. Herkes bizim evin sokağından geçmekten korkuyor. Bunu da ben onu bir kere dışarı çıkarmıştım. Bir çocuk yürürken dedi ki abla dedi bir şey soracağım, sizin başka köpeğiniz var mı? Yok dedim. Ya dedi biliyor musunuz, herkes diyor ki burada dev gibi bir kurt köpeği yaşıyormuş. Vahşiymiş, kuduzmuş, o yüzden biz bu sokaktan geçemiyoruz dedi. Yani benim o çılgın köpek bu sesleri çıkardığı için ve çok saldırgan davranışlarda bulunduğu için böyle bir dedikodusu yayılmış. Ama onun da şöyle bir özelliği var. Üstünüze gelir siz bir kere ayağa kalkıp gözlerine bakıp böyle durunca küçük bir kedi yavrusu gibi gidip bir şeyin altına saklanır. İşte dedim Osman'da ben bu potansiyeli görüyorum. Müthiş bir şeydi benim için yani, hani aydınlanma anı. Peki dedim ben bununla ne yapabilirim? Şimdi Osman'ın özelliklerine baktık. Bu durumda maç diyelim bu. Ben de karşı tarafım, benim özelliklerim ne? Şimdi evet birazcık aşağı çekilmiş olabilirim, darbeler almışım, kanıyor bir taraflarım ama akıllıyım. Aynı zamanda rakibin zayıf tarafını yakaladım. Şimdi ben o zaman ne yapacağım? Ayağa kalkacağım, gözlerinin içine bakacağım. Cesaret. Belki de o noktadan sonra birazcık ikna falan. O konularda da fena değilim. Bir süre sonra da bir pazarlık masasına oturulabilir. Tamam dedim, ben bu işi halledeceğim. Hadi dedik, adını madem koyduk tarihini de belirleyelim. İşte ben şu an eğitimin birinci modülündeyim. İkinci modül ne zaman? 3-4 hafta sonra. Ben dedim bu süreci buna ayıracağım. Ben bununla sana geleceğim. Tamam dedim. O sırada zaten ben o şirketten ayrıldığım için Duygu'yla da hani uzaktan uzağa görüşüyoruz. Ben kendi şeyime kapanmışım ve Osman'la mücadele, birinci Osman seferi falan gibi bir çalışma halindeyim. Bu arada konuyla dalga geçtikçe, Osman aşağı, Osman yukarı bilmem ne dedikçe benim için böyle başka bir simülasyon oyun gibi bir hal aldı. Daha bir böyle dramadan ve çaresizlikten uzaklaşıp yeni bir oyun buldum. Ben bununla nasıl şey yaparım gibi bir şey, yani böyle ajandaya şey notları alınıyor. Bugün Osman için ne yaptın? Hani bugün Allah için ne yaptın, kendin için ne yaptın? Bugün Osman için ne yaptın diye. Ve ben böyle inanılmaz bir şeyler uyduruyorum, yaratıyorum. Osman'ın bu arada
tipini falan çizdim. Ve sonra dedim ki, o gün Duygu'ya da demiştim ya, ben niye Osman dedim. O gün çünkü ben Osman Müftü olduğuna sinir olmuştum. Bu arada kendisi çok takip ettiğim ve o alanda ben pek kimselere güvenmem. Hani diyetisyeni, doktoru bilmem nesi falan ve her birinin böyle bir ipliği pazara çıkar gibi bir sektör olarak görürüm. Ama Osman Müftüoğlu'nun böyle çok dürüst, çok düzgün, çok böyle etik kurallara bağlı bir tıp insanı olarak gördüğüm için o gün de neye bozulmuştum? Bir yazısı vardı adımlarla ilgili, işte sporla ilgili. Diyor ki, bunu da resmen tekerleme gibi ezberledim. Paslanmamak için 5000 adım, yağ yakmak için 7500 adım, yaşlanmamak için 10.000 adım. Ben bunu böyle ezbere ezbere söylüyorum. Ama o gün yazısında diyor ki, bu arada bunlar yani ara ara sürekli yazdığı şeyler. Diyor ki, ben bunları yazıyorum ama öyle öylesine yürürken, şuraya buraya giderken, hareket ederken yaptığınız adımlar sayılmaz. Yani ben bütün hesabı buna göre yapıyorum. Telefonu koyuyorum cebime. Tamam, hani spordaki ayrı sayılsın da gün içinde attığım mesela 12 bin adım nasıl ya, havaya mı karışacak falan diye kendi kendime Osman Hoca'ya sinirlenmiştim. Bir de şey demiştim içimden, yani bu tıp dünyasına da çok güvenmemek lazım. Dün işte yumurtayı suçluyorlardı, bugün bilmem ne diyorlar, tereyağı düşmandı, şimdi şöyle oldu, yağ böyleydi, şeker böyle oldu falan. Ve böyle içimden yükseldim, dedim ki Osman Hoca, Osman Hoca, eğer yarın öbür gün 10 bin adım falan neymiş, yalanmış, aslında 250 adım yetermiş gibi bir şey çıkarsa iki elim yakanda olacak. Yani hangimizin hangi dünyada, bu tarafta mı o tarafta olduğunun da hiçbir önemi yok diye yükseldim. Bütün bunlar o gün olduğu için muhtemelen ben bu konuya da o yüzden Osman dedim. Halbuki Osman Hoca'yı da seviyorum. Neyse. Bu muhteşem gerekli detay açıklamadan sonra ben Osman'la olan sürecime devam edeyim. Şimdi ben o birkaç haftayı böyle geçirdim. Bana çok iyi geldi. Artık hani adı konulmuş, benim bazı stratejilerim var. Hangi özelliği kullanacağım, ne yapacağım, tıkır 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 ilerliyorum. Sonraki modül geldi ve bizim de o akşam eğitimin ilk günü Duygu'yla şöyle bir plan yaptık. Çıkışta Bebek'te buluşuyoruz, işte yiyeceğiz, içeceğiz, konuşacağız, edeceğiz falan diye. Benim de grupta tanıştığım Amerikalı çok tatlı bir arkadaşım var. Biz onunla böyle çıkışlarda birlikte teşvikiyeden alıyoruz, yürüyoruz. Bebeğe kadar, daha ileri yerlere kadar yürüyüş yapmış oluyoruz. Aynı Osman Hoca'nın dediği gibi bir seferde bilmem kaç bin adımlar bitiyor. Çıktık sınıftan. Böyle geze geze, hava çok güzel, böyle bir Mayıs havası, tatlı tatlı akşam üzeri yürüyoruz 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 ve ben bir anda şey oldum. Beşiktaş Çarşı'ya yaklaştık, Maçka'dan indik. Telefonum yok. Şeyde, eğitim aldığımız yerde şarja koymuştum, orada kalmış ve biz Duygu'yla tam saati konuşmamışız. Hani ben eğitim bitince geleceğim, orada takılacağım demişim. O işi bitince gelecek. Nerede buluşacağımızı söylememişiz. Duygu'nun cep telefonu ezberimde tabii ki yok. Böyle bir kala kaldım çarşıda. Arkadaşım şey dedi, gidip alalım istersen. Yok dedim ya, orası kapanmıştır. Bir de gidip gelirsek bu sefer zaman kaybedeceğiz. Aklıma geldi. İşte Duygu'nun ofisini aradım. Santralden bağlandım. Duygu toplantıdaymış. Aklıma geldi onun yan tarafında çalışan arkadaşımız Gülçin. Onu aradım, buldum. Dedim ki Duygu'ya söyle, ben onu saat 7'de Bebek Parkı'nda bekliyorum. Tamam dedi, süper, yaşasın. Ben de dedim ki bir günde telefonsuz geçsin yani. Hani sanki telefonla mı doğduk? Yürüdüm. Bebek'te birazcık zamanım vardı. Azıcık yürüdüm, bir kahve içtim. Ve saat 7'ye yaklaştığı zaman Bebek Parkı'nda dolanmaya başladım. Dolandım, dolandım, dolandım. Duygu yok. Ve Duygu inanılmaz dakik bir insandır. Yani hani çok müthiş, önemli, büyük ve kötü bir şey olması lazım gelmemesi için. Dolandım, dolandım, dolandım. Sonra dedim ki ben iskelenin önünde bekleyeyim. Hem parkı görürüm, hem yolu görürüm. Ve beklerken her bir araba yaklaştığında, her bir taksi yaklaştığında, her bir otobüs yaklaştığında acaba içinden Duygu çıkacak mı, neyle gelecek, nasıl gelecek falan gibi bekliyorum. Yarım saat geçti, bir saat geçti, Duygu yok. Parkın ortasında oturdum, Duygu yok. Ben böyle artık o kadar kötü senaryolar geliyor ki aklıma. Ya yolda gelirken kaza mı geçirdi, o mu oldu, bu mu oldu, ne yapacağım? Sonra dedim ki ben şu sık gittiğimiz bir kafe var orada. Oraya gireyim dedim. Birini arayayım.
O sırada da düşünüyorum, nasıl kimi arayacağım? Bir tek annemle babamın cep telefonu ezbere bende var. Kardeşimin de telefonu değiştiği için eski telefonu aklımda var ama yeni telefonunun da şöyle bir özelliği var. Birlikte hat almaya gitmiştik ve ben o numarayı beğenip almıştım onu. Bak bu numara çok güzel falan diye. Oturdum parkın kenarında bir ağacın altına. Artık Allah ne verdiyse bütün zihinsel bildiğim her şeyi, konsantrasyon tekniklerini her şeyi çalıştırıyorum. Diyorum ki ben kardeşimin numarasını bulacağım, zihnimde var eminim. Uğraştım, 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 numaranın yarısına kadar geldim. Tam vazgeçiyordum. Böyle geri döndüm. Tamam dedim ya, bugün böyle olacak. Ben en iyisi eve döneyim. İşte kardeşim gelirse, ararsa, bir şey yaparsa ya da mailden, bilgisayardan birilerine ulaşayım falan. O anda çat diye numara geldi. Hemen bunu böyle çıkardım, kalemle elime yazdım. Çünkü hemen uçabilir. O kadar zor bir anda geldi ki mucize şekilde. Girdim. Garsona rica ettim. Dedim ki böyle böyle telefonum yok. Ben telefonunuzu kullanabilir miyim? Kardeşimi aradım. Duygu'nun numarası onda var diye. O da Duygu'nun numarasını verdi. Ben de oradan Duygu'yu aradım. Duygu neredeymiş? Hemen yan bitişikteki kafede. Meğer bir saattir o da erken gelmiş benim geldiğim saatlerde. Ben de geldim. Birbirimiz bebek parkında dolanarak, ki o kadar da büyük bir park değil, dolanarak arıyoruz. Ben iskelede duruyorum. O yolda durmuş o saatlerde. Sonra o gelip iskelede durmuş. Ben gidip yola çıkmışım. Sonra demiş ki yani buralarda değilse acaba çok bekledi, yorulduk, bir kafeye falan mı oturdu? Nereye oturur? İki tane yan yana kafe var. Bir ona gidiyoruz, bir ona gidiyoruz. Neyse demiş, herhalde buna oturur demiş. Ben de onun yan kafesindeyim. Yani biz 1,5 saat kadar aynı anda yan yana yerlerde, işte kafede bilmem neredeyiz. Böyle de işte bir buluşma anı oldu. Zor oldu ama oldu ve ben şey dedim ya, telefon için ben o kadar ileri geri konuşuyorum ki ne olacak ki, telefonla mı doğduk, zaten yoktu. Yani niye böyle şey yapıyoruz ki, yapışıyoruz ki, kapatayım, uçak moduna alayım, yazık telefon o kadar uğraşmasın benimle falan filan. Yani aslında bu söylediğim şeyin ne kadar yanlış olduğunu ve kabullenmem gereken bir gerçek var. Biz artık böyle genlerimiz mi evrildi, modifike bir şey mi oldu? Yani resmen kaslar oraya doğru çalışıyor. O şekilde organize olmayınca birbirimizi bulamıyoruz. Neyse. Sorun o değildi zaten. Önemli olan Osman'dı. Ve ben o gün oturup Osman hakkında müthiş bir kapanış raporu sundum Duygu'ya. Üstünden geçtik ve dedik ki demek ki böyle oluyormuş. Neymiş? İsmini koymak, adını koymak. Adını koyduktan sonra, kendi tarafını da koyduktan sonra elimde ne var, onda ne var, bende ne var? Ya bunu belki de çok büyük bir savaş ve mücadele olarak görmemek gerekiyor. Orası ayrı konu. Ama yani bana çok yardımcı oldu. Onu söyleyebilirim. Bundan da yaklaşık böyle 6 ay, 8 ay falan geçti. Bir baktım Osman yok. O da tesadüfen aklıma geldi. Biz yine bebekte Duygu'yla buluşmuşuz. Aklıma geldi. O gün yaşadığımız şeyler geldi. O benim raporu sunmam geldi. Nasıl hallettim, bu savaştan nasıl çıktım falan diye. Ve Duygu'ya dedim ki Osman öldü. Ve ben bunu şimdi fark ediyorum. Yani kendimi yoklamayıp var mı yok mu, bugün Osman için ne yaptın, bugün geldi mi gitti mi yapmadan Osman bir anda yok. Ve Duygu şey dedi, aranıyor musun sen ya dedi. Yani ne güzel işte, yok, bitmiş bu konu, bitmiş bu problem, çözülmüş, önümüze bakalım. Ama bana böyle bir çok tatlı bir şeymiş gibi geldi. Ben çok mutlu oldum. İlerleyen zamanlarda da ara sıra ziyaret ettiği oldu beni. Böyle çok alakasız anlarda ben böyle Duygu'ya mesaj atıyorum. Osman uğradı, kahvesini içirdim, yolladım. Böyle enteresan işte. İnsan bazı şeylerle eğlenince herhalde daha rahat üstesinden geliyor. Bunu hangi bölümde konuşmuştuk? Mizahtan bahsetmiştim. Orada tabii ki çok uzun bir örnek olacağı için anlatmak istemedim ama yani her ne kadar dışarıdan bakan biri için çok önemli bir konu olmasa da ya da ben gidip detay detay anlatsam bile bana dönüp ya bence hala bir konu değil diyen arkadaşlarım oldu o süreçte ama bence çok büyük ve önemli bir konuydu. En azından benim gündemimi rahatsız ediyordu, meşgul ediyordu, bir Osman, Osman aşağı, Osman yukarı falan ve şimdi
onu bu şekilde gülerek, eğlenerek, yani bir yandan zorluğunu yaşayıp sonra bugün Osman için ne yaptın formunu doldururken bulunca kendimi, yani çok rahat atlattım gittim. Sonra ben bu Osman modelini çok şeye uygulamaya başladım. Tabii ki orijinal Osman'ın yerini hiçbir şey tutamıyor. Yani bugün ıvır zıvır bir şeylere böyle isim vermek, onun için proje geliştirmek, işte yol planı, işte bende ne var, işte silahlarım nerede falan gibi yapmak o kadar kolay olmuyor. Gerçekten Osman gibi dışarıdan çok minik ya da hiçbir şeymiş gibi görünen ama sizin hayatınızı böyle virüs gibi ele geçiren bir konu bulunca inanılmaz faydasını görüyorsunuz. İşte benim Osman'la hikayem böyle. Osman Hoca'ya da buradan tekrar selam gönderiyorum. Adımlar konusunda çok ciddiyim. Lütfen gerçek olsun diyerek ben şimdi yürüyüşe doğru kalkıyorum. Çünkü 8756 adımda kalmışım. 10.000 olmazsa çok ayıp olur. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.